Arkadaşlar merhaba ben Müştü işte Ocağa Çıkabilecek Örnekler serisine devam ediyoruz Bu sene %100 gelecek olan Adım gibi emin olduğum iki konu Sıfat zamir ikilisi İşte onlarla ilgili çok güzel iki metin hazırladım arkadaşlar Onu inceleyeceğiz, onu işleyeceğiz Onu konuşacağız, ne kadar zamir sıfat varsa Onları göstereceğiz ama çok önemli nokta Atışlarla göstereceğiz, çok da güzel bir konu Tekrarı olacak, bugün artı bir neti Belki bağlantılı ikinci neti cebe koymuş olacağız E o zaman haydi hocam Gelsin videomuzda bakalım neler konuşacağız Evet arkadaşlar, sıfat zamir başlığı ekranda. Şöyle arkamıza bir yaslanalım. Aa mis gibi. Kafalar rahat bir şekilde bir anlayalım, dinleyelim bakalım neler oluyor. İşte iki sağlam parça arkadaşlar. Bakalım neler konuşacağız. İlk parçayı bir konuşalım sonra benim yarısına kadar girdiğim şu metni şu şekilde daraltayım ya da hatta böyle başlayalım. Hadi başlayalım. Söylenmesi zor sözcüklerin seçiminde buna çok dikkat ederdi diyor. Şimdi bariz olanlar bir gelsin hocam. Nasıl sözcük diye sorduğum zaman söylenmesi zor sözcük. Buranın tamamını sıfat olarak nitelemek mümkün. Değil mi? Nasıl sözcük söylenmesi zor sözcük. Niteleme sıfat ama sıfat demen yeterli. Var mı soru işaretim? Yok hocam. E devam edelim. Seçiminde buna çok dikkat ederdi. Acaba neye dikkat ederdi? Buna yani işte buna canım bir şeyin yerini tutmuş. Bir kere bakın her şeyden önce anlaşalım. Acelemiz yok. Arkamızı yaslanın demiştim ya. Uzun soluklu video bizi bekliyor. Bir acelemiz yok. Buna ifadesi ek almış abi. Yani bu dese tamam. Sıfat da olabiliyor, zamir de olabilir. Bir bakarız cümleye ne oluyor falan diye. Ama ek almış, buna olmuş. Artık buna bakmanın bir manası yok. Cümlede şöyle geçiyor. Bir şeyin tutmuş mu tutmamış mı acaba ne yerini... Geç bunları ya. Yapıştır zamiri. Hiç affetme. Doğal olarak ek almış o, bu, şu daima zamir olarak karşımıza geliyor. Z diye yazdık şöyle. E devam edelim. Çok dikkat ederdi. Tamam dikkat etmek eylem. Çok zarf olacak doğal olarak. Yani ne kadar dikkat çok dikkat değil. Dikkat etmek kalıp bir ifade. O yüzden çok orada zarf olur. Başka da bir şey yok. Devam. İnsanların egzersiz yapmaları onun bu uğurda en büyük emeliydi diyor. Onun, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin kişi zamiri olduğu o kadar belli ki yukarıdaki bunanın da işaret zamiri olması gibi. Peki onun zamir bu uğurda hangi uğurda? Bu uğurda ha tamamdır. Bariz bir sıfat. Var mı soru işareti? Yok en büyük emeliydi diyor. Nasıl emel? Büyük emel. Burası sıfat. En ifadesi ise ne kadar büyüğe sorduğumuz için yani sıfata ne kadar diye sorduğumuz için bizi zarfa götürecek. En kelimesine derecelendirme zarfı diyeceğiz. Yapıştırın arkadaşlar eni görün. Direkt derecelendirme zarfını yapıştırın İçiniz rahat olsun. Devam. Zaten insanlara faydalı olmadıktan sonra amaç ne olabilirdi ki? Amaç şu olabilirdi. Bu olabilirdi. Ha tamamdır. Şuradaki ne? Bariz bir şekilde arkadaşlar soru zamiridir. Bakın ne ile ilgili şöyle bir ayrıntı var. Hemen onu bir aktarayım arkadaşlar. Şu boşlukta sizlere. Aman dikkat. Hepinizin bildiği bir ayrıntı bu. Ne kelimesi hangi anlamındaysa ancak sıfattır. Bunu lütfen unutmayın. Yani ne konuda uzmansın? Ne gün geleceksin gibi. Ne kelimesi neden, niçin anlamındaysa zarftır. Yani hocam ne bakıp duruyorsun? Ne bakıp duruyorsun ne söylenip duruyorsun ya falan deriz ya Neden niçin Zartır onun dışındakilerin tamamı için arkadaşlar Neyi zamir kabul etmenizde fayda var Yani ne neye neler nereye Bunların hepsini çok rahat Hatta neyi tek başına alalım mesela ne anlattı zamirdir Nereyi falan hiç karıştırmayalım Onunla işimiz şu an yok o da olur zamir o da zamir ama Şu an neyi konuşuyoruz ne anlattım? Ne söyledim? ne getirdin ne aldın Gibi 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 hepsi zamire giden Lütfen cepte kalsın e devam edelim Ne olabilir dedikinde soru zamirdir arkadaşlar Aman dikkat et. tamam Düşüncelere dalmış bir şekilde. Nasıl bir şekilde? Düşüncelere dalmış bir şekilde. Şimdi şuranın tamamı sıfat arkadaşlar. Ha, Düşüncelere dalmış cümle olur. Aman Allah'ım orada başka bir şey olur. Ya da dalmışınmışı orada sıfat fiildir İşimiz yok arkadaşlar. Dalmışınmışı sıfat fiildeki ama işimiz yok. Onlarla uğraşmayın. Yani uzun uzadıya bir cümle bile aslında sıfata dönüşebilir. İlla tek bir kelime olmak zorunda değil. Tamam. Oradaki biri de zaten belgesi sıfat olarak aldık. Hepsi sıfat nihayetinde. Şekilde ilerledi. Tamam. Oralarda. Oralarda derken nerelerde abi? İşte oralarda. Yani bir şeyin yerini tutmuş. işaret yoluyla bariz bir zamir arkadaşlar. Bu kelimeler sınavda görme ihtimalinizin neredeyse %100 olduğu kelimeler. Yani o ev falan gibi bir örnek beklemeyin arkadaşlar. Ek almış hallerine odaklanmanızda. Yani zamiri yakalamanızda büyük fayda var bu uygulamada. Aman dikkat. Kimi değişiklikler derken bazı değişiklikler demek istiyor. O yüzden bu sıfatlar belgisiz sıfattır. Yapılmalı ki düzelme olsun cümlesini kurduğu. Bu onun en çok kurduğu cümleydi. Bu derken ne abi? Kurduğu cümleden bahsediyor. Bir şeyin elini tutmuş. Çok iyi bir örnek. Abi efsane bir örnek. Cebinizde kalsın gelme ihtimali çok yüksek. Yalnız uyuyorsunuz ya. Daha metni yaralamadık bile. Hadi bir canlanalım. Bu ifadesi zamirdir. Onun en çok kurduğu derken onun. E bu da zamirdir. E bu da ortada. En çok kurduğu cümleydi diyor. Tamam burada hiçbir sıkıntımız yok. Enle çokla işimiz yok arkadaşlar. Zarflar havada uçuyor. Zarfı konuşmuyoruz. Düzelme için değişikliği savunurdu. Hayatının hangi evresinde? Şu evresinde, bu evresinde. Hangi evresinde? Ha, sıfat. Bana soru sormak zorunda değil. Mesela hangi evrede olduğunu biliyorum. Cümlesi bir soru cümlesi değil. Ama hangi evredeki hangi soru sıfatıdır? İlla soru sıfatı için, soru zamiri için, soru zarfı için hatta değil mi? Soru cümlesi olmak zorunda değil arkadaşlar. Soru anlamı ölmüş olabilir. Neden bunu yaptığını öğrendim gibi. Yani neden nasıl da başlıyorsun tam böyle yapıştıracaksın. Ama soru işareti gerekmiyor orada. Kısaca soru cümlesi olması zorunlu değil arkadaşlar. Soru sıfatı zarfı ve zamirinde. Hangi evresinde derken hangi soru sıfatı? Olursa olsun söylerdi bu sözü. Hangi sözü? Bu sözü. Ha, bu da bariz bir şekilde sıfat işaret sıfatı. Hem kime dert yanacaktı ki bu saatten sonra kime derken Ahmet'e Mehmet'e abi ne olursa olsun yani bariz bir şekilde soru zamiridir soru anlamı katsa da katmasa da geç dert yanacaktı ki bu saatten sonra bu saatten sonra derken bu sıfattır arkadaşlar işaret sıfatı. Alınacak bir karar varsa nasıl karar? Alınacak bir karar. Burası sıfat mesela değil mi? Orada alınacak ifadesi sıfat bir iki almış. Niteleme sıfatı bir belgesi sıfat. Önemli değil sıfat var orada. Varsa kendisi almalıydı diyor. Kendisi ifadesi zamirdir arkadaşlar. Dönüşlülük zamir olarak da geçer. Lütfen cebinizde kalsın. Başkalarının ne dediğini. Abi ben bak net söyleyeyim. Bunun 2024'te sorulabileceğini düşünüyorum. Ama dikkat başkası kelimesinin. Başka başkası başkaları başkasın. Başkalarının fark etmez. Şimdi başka kelimesi eğer. Yani başka dünyaların insanlarıyız gibi kullanılırsa başka dünya sıfat olarak kullanılır. En alışında zamiri yapıştırmalısın. Başkası, başkaları, başkalarına hepsini zamir arkadaşlar. Zamir, zamir, zamir zeyi yazdık. Ne dediğini, ne dediğini zamir Pek umursamamalıydı eyvallah. Zaten fayda esasıyla yola çıkıyorsanız bunu göze almalısınız. Bunu derken zamir. Bence şurası yetti arkadaşlar. Yani şurası bayağı bildiğiniz sınava hazırlık için yeterli. Yani özellikle bunu buna buradan şu şunu falan ek almış hallerine gitmenizde büyük fayda var. Göreceksiniz 2024'te bu odaklı şu vurgular odaklı bir sıfat zamiri sonrası inşallah karşınıza gelecek. Son dönemlerin derken son dönem bir sayı sıfatı değil mi? Hatta sıra sayı sıfatı ama sıfat demeniz yeterli. En gözde konusu nasıl konu gözde konu. Bariz bir sıfat örneği arkadaşlar. E niteleme sıfatı. Yani en orada zaten zarf olarak kullanılmış. Devam ediyoruz. Yazım kuralları. Tamam eyvallah. Sınavda gelme sıklığının yanı sıra yapılabilirliğini de düşük olması bunda etken. Neyde etken? Bunda etken. E bir şey de canım işte. Zamir olarak kullanılmış. Abi bunları affetmeyin. Bunları affetmeyin. O bu şu. Tehlike yaratmaz. O sözcüğü biraz tehlike yaratabilir gerçi. Kişi için mi kullanılıyor yoksa bir masa sıra canlı cansız bir şey için mi? Mesela o neden kafeste saatlerdir tutuluyor falan gibi bir kuşu vesaireyi kastediyorsan e bariz bir şekilde ne dersin ona işaret zamiri dersin. Ama o bizim bu esprimize çok bozuldu dersen e hayvan değil bu belli ki yani masa da değil insan bu yani. Kişi zamiridir o sözcü tehlikelidir o onlar bu iki kelimeye lütfen dikkat. Normalde ben sen o biz size onlar şahıs zamiriler geçeriz. Şimdi ben ve sende sıkıntı yok yüzündeki benden bahsediyorsa tamam kişi zamiri olmaz sıkıntılı ama o kadar da değil onu fark ederiz de sıkıntı yok sende de sıkıntı yok abi seni nasıl kullanabilir ki her türlü kişi zamiri yani biz ve sizde de sıkıntı yok biz ve siz bizim sizin bize bizde bizimle bize fark etmez istediği kalsın bariz kişi zamiridir. Ama o ve onlar tehlike yaratır. Onda insan kastediliyorsa o ve onlarla kişi değilse canlı cansız fark etmez bakın. Ha bir kedi köpeği kastetsin canlı varlık. Ha masayı sırayı kastetsin cansız varlık fark etmez. Her türlü işaret zamiri olur. Aman dikkat. Birçok kural birçoğunun devam ediyoruz. Birçok kural derken burada birçok ifadesi sıfatları ne sıfatı? Belgisi sıfat. Bakın arkadaşlar miktar diye bir şey yok sıfatta. Miktar yok. Mesela çok vaktim yok diye sorduğum zaman dershanede Öğrencilerin %99'u miktar sıfatı hocam falan diye düşebiliyor çok ha. Ya tamam çok sıfatla miktar sıfatı yok de. Miktar zarfı var değil mi? Aman dikkat. Doğal olarak çok orada belgisizdir. Burada olduğu gibi birçok kural ne kadar birçok. İşte ne kadar diye sorsan da aslında belirsizlik ifade ettiğini görüyorsun. Miktar yok, sıfatta unutma. Belgisiz sıfat var, birçok belgisiz sıfat. Bir Birçoğunun derken bakın artık burada ek almış arkadaşlar. Bunu bariz bir şekilde görmeli. Hemen yuvarlak içine alıp yanına kocaman bir Z harfi yapıştırmalısın. Zamir. O da belgesiz zamir. Birçoğunun da istisnası. Hangisine çalışsanız, hangisine, şuna, buna zamir, soru zamiri arkadaşlar. Bakın çok önemli bir dikkat bu yine. Tıpkı yukarıda soru anlamı ölmüş cümlelerde olduğu gibi Hangisine soru zamiridir? Çalışsanız bir istisna. Bir derken burada bariz bir sıfat kullanımı var. Amman dikkat arkadaşlar. Devam. Doğru hamle. Nasıl hamle? Doğru hamle. Sıfat. Bakın burada şunu da bir netleştirelim. Tam zamanı bence. Şimdi nasıl diye soruyoruz. Bazen ne kadar işte nereye falan. Neyse yani sıfatı bulurken bir sok soru soruyoruz. Kaç kaçıncı falan. Genelde alt başlık sorulmuyor. Yani A şıkkı, üleştirme sayı sıfatı ya da <laughs> numaralı cümleleri verip de 3 numara işte kesir sayı sıfatı falan gelmiyor. Ama kesir sayı sıfatını bilmezsen onun sıfat olduğunu anlayamazsın. Doğal olarak kaç, kaçıncı, kaçar, kaçta kaç gibi sayı sıfatlarının sorularını bilin. Ya da işte nasıl, niteleme sıfatı. Ama gene de bunların genel başlığının sıfat olduğunu unutmayın. Yani bir numaralı sözcük sıfat diyebiliyorsanız sınavda hata yapmazsınız. Artık kesir sayı falan diyorsan zaten saygı duyuyorum. Ama tekrar söylüyorum alt başlık gelme ihtimali düşüktür. Bu uygulama aslında şu tarz sorular içindir. Hani A şıkkı böyle 1, 2, 3... Ve dört vardır sözcük türünü sorar. Burada zamir, zar, sıfat falan bu tarz bir soru için aslında. Bu sorular mutlaka kullanılıyor. Her sene mutlaka geliyor. Burada da onu cebe koymuş olacağız. Doğru hamle şüphesiz ki bol bol yazarak çalışmak eyvallah. Doğru yazımları dikkat nasıl yazın doğru yazım sıfat. Bir yerlere bir yer derken herhangi bir yer sıfat. Sıkça yazmalısınız ki aklınızdan hiç çıkmasın. Süper. Şöyle hızlı bir şekilde tarıyorum arkadaşlar sıfatları zamirleri. Bir sıkıntı bir eksiklik görülmüyor. Gayet güzel sağlam bir uygulama oldu. Çok da iyi gidiyoruz. Hemen burada şu özetimizi yapalım arkadaşlar. Hemen bir gelsin çok çok lazım çünkü bize. Öncelikle bir sıfat başlığını atayım ben size. Kalem yaz. Ha yazdı. Şimdi ön at olduğunu biliyorsunuz. İki başlık altında bir tanesi niteleme, bir tanesinin belirtme sıfatı olduğunu biliyorsunuz. Bakın baş, baş harflerle gidiyoruz. Belirtme sıfatlarının kendi içerisinde sayı, işaret, belgesiz, soru olarak ayrıldığını biliyorsunuz. Sayı sıfatları kendi içerisinde asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı ve Kesir sayı sıfat olmak üzere dörde ayrılıyor. İşarette sıkıntı yok. Belgiste sıkıntı yok. Soru sıfatına sıkıntı yok. Yani sıfatlar aslında budur hocam. Ha yapısını göre kurallık falan onlarla çok işimiz yok. Anlamca kaynaşmış ama yine de hatırlatayım hadi onları sizlere. Pis boğaz adam dediğim zaman bakın dikkat. Pis boğaz adam. Nasıl adam pis boğaz? Bitişik yazılmış. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat. Abi bu inanılmaz bir taktik. Yani şu an söylediğim şey o kadar değerli ki aslında. Bin tane kitap okusak göremeyeceğimiz bir bilgi bu. Vallahi billahi. Hep şu anlatılıyor. Hani anlam kaybolursa bitişik yazılır. Eyvallah. İstisnaları var onlarca ama biz anlamca kaynaşmış bir sıfatı bulmak için anlamla uğraşmayacağız. Biz bitişik yazılıyorsa anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyeceğiz. Ama şöyle olsaydı mesela uzun saçlı adam deseydim. Uzun saçlı adam. İşte bu kurallı birleşik sıfat. Neden? Çünkü ayrı yazılmış. Uzun saçlı adam, değil mi? Burada lıklı var. Bazen lıklık olur. 3 günlük dünya gibi ya da sızsız olur beş parasız adam gibi bu adam bu aralar adama yüklenmiş olduk bu videoda ama gibi 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 ya yani kurallı birleşik sıfatta ayrı yazılma taktiğin en iyisidir arkadaşlar daha ötesi yoktur sıfat budur abi bitti şimdi zamire baktığımız zamansa aman dikkat zamirde kelime halindeki zamirler var Ek halinde zamirler var. Ek halinde zamirleri ikare olarak aklımızda tutacağız. ilgi ve iyilik. Kelime halindeki zamirler ise kips. Az önce sips demiştik. Burada da kips. İşaret belgesi soru hepsinde geçerli. Zaten bir de burada ayrıntı olarak kişi zamiri var. Tüm bunları ek olarak bir de dönüşlük zamirini cebe koyarsanız kolay kolay hata yapmazsınız arkadaşlar. Çok iyi gittik. Yani sıfat ve zamiri burada çok güzel özetlemiş olduk. Burada da uygulamamızı yaptık. İçinizi rahat tutun arkadaşlar. Kamplar çok faydalı. Kitaplarımız, buradaki videolar vesaire içiniz çok rahat olsun. Çok yerinde gidiyoruz. Sınav odaklı gidiyoruz. Hiçbir şeyi tekrar etmeden attığımız her adım mutlaka bir öncekinden bir şekilde bir format olarak da olsa farklı ve sizi sınavı hazırlayacak şekilde götürüyor. Aman dikkat. Kalp çizmeden bugünü tamamlayamayız. Kalp rengimiz yeşil olsun hocam. Haydi bismillah yine kral bir hareket oldu. Eyvallah. Sağdan geleceğiz bu sefer de. Şu ana kadarki en iyi kalp diyebiliriz. Tamam şuradaki mesafeler yine çok tutmadı ama çok göze batmıyor. Şurası baya bildiğiniz 0.3 milimetreye kaçırdık. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Olacak. Öyle bir gün gelecek ki bu yola başaracağız inşallah. Peki Sıfat Samir tekrarımıza son vermiş olduk arkadaşlar. Sizden ricam şu. Artık bugün itibariyle bol bol. Bugün itibariyle bol bol artırın paragraf soru çözümlerinizi 20 30 40 50 60 100 Günlük 20-30-20-30-20-30 olsun haydi. Gitmeyi unutmayınız. Dünkü son 66'da vurguladım. Yaptığınız deneme sonrası bile mutlaka paragraf çözün. Artık her gün paragraf arkadaşlar. Bir soru bile olsa çözmeden yatmıyoruz. Bugün bu seferberliği başlatıyoruz. Her gün paragraf sorusu çözeceğiz. İki günde bir sağlam bir deneme ve analizi çok faydalı olur. Ekstra dershane kurum mesai gidiyorsanız onlar dışında. iki günde bir sizin yapacağınız denemede hiç fena olmaz. Yani haftada 3 denemeye falan denk gelir ki ilaç, ilaç, ilaç. Her pazar, pazar uygunsanız tabii ki. Ben kendi adıma boş gün olduğu için söylüyorum. Her pazar sağlam bir tekrar yapın arkadaşlar. Yarım günün Fazlasını da tekrar ayırmaya başlayın artık. Bir güne yakın sağlam tekrarlar yapmaya başlayın. Tekrarları asla bırakmayın. Kimi zaman açın elinize kitap gibi okuyun adeta notları. Bazen de videolardan en bazen de soru çözümleriyle. Bazen de yanlışlarla. Ama bir şekilde tekrarları bırakmayın arkadaşlar. Tekrarları bırakmazsanız başarılı olacaksınız. Tekrarları bırakmazsanız eksiksiz gideceksiniz. Tekrarları bırakmazsanız full çekeceksiniz. İçiniz rahat olsun. Konu tekrarlarına devam. Paragrafa devam. Kamplarda ve kitaplarda kalmaya devam. Türkçe Edebiyat Bende. İçiniz rahat olsun. E o zaman haydi görüşmek üzere.